sonrasında konuşuldu. Seçim yaklaşırken konuşuldu. Ya bu bir hatır işidir. Her şeyi bir kenara bırak. Toplum bunun hesabını soruyor. Artık onursal adı güzelde tekrar seçim görevlisi yapmasın, değil mi? Ama tekrar seçim görevlisi yaptılar. Tekrar bu şaibeleri bize tartıştırdılar. Ya aynı görev yine verilir mi arkadaş? Hürmeten verilmez. Bırak yani çok başarılı olabilir. Her şey olabilir filan. Doğru olmamış olabilir. Oraları ikna ederiz. Oraları sonra konuşuruz. Ancak Toplum buna ikna olmamışken toplumun gözüne baka baka yeniden onursal adı güzeli seçim koordinasyonunda görevlendirmek ki bir tanesi Mehmet Ali Çelebi'dir şimdi AKP'de 2018 yılında. Burada biz sizi hiç dinlemiyoruz yani. Bizim AKP'den hiçbir farkımız yok. Eleştirileri görmezden geliyoruz. Gazeteci toplum yurttaş umrumuzda değil demektir. Öz Türkçesidir. Evet. Kendilerini parayla tatmin eden vekillerle buraya kadar. Bir daha söyleyeyim. Süleyman söylüyor ya bunu. Bir daha bir daha söyleyeyim. Evet. Parayla kendilerini tatmin eden vekillerle iş insanı vekilleriyle buraya kadar. Her belediyenin bir adam önerisi oldu biliyor musunuz? Adaylık için harcayacağı çuval çuval parası oldu her belediye. E bu para kimin? Yani siz de AKP gibi yapmadıysanız, kendi kaynaklarınızla kendiniz harcamalarınızı yapıyorsunuz. Başka yerlerden ihalelere falan karışmadıysanız. Bu para halkın parası. E şimdi siz halkın parasıyla kendi adaylarınızı belirleme serüvenine giriyorsanız burada bir yanlış var. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Ne yapar Muhittin Böcek? Trolleri vardır bakın. Bunların hepsinin trolleri vardır. Ben haberci olarak Covid-19 olduğunda ve çok da hasta olduğunda demiştim ki Muhittin e, böceğin durumu iyi değil. Trolleri saldırdı üzerime. Ne oldu ya işte ölmesin mi? Ya niye ölmesiniz? Ben gazeteciyim. Haber almışım. Haber veriyorum yani. Bunlar böyle sistemler kurmuşlar. Sadece güzel poz verir. Sadece güzel manipülasyon yapar. Sadece güzel işte buralarda şovlar yapar. Muhittin böceği Nasıl belediye başkanı oldu? Bunun bir sorulsun CHP'ye. Vekil aday listelerinde ne yaptı? Vekillerin netleşeceği akşam Ankara'ya giderek ne kadar para verdi? Bu paraları kime teslim etti? Kendisine ne ne kadar yakın isim varsa listesinde yer aldı. Sadece o değil. Daha çok anlatacağız. Bakın belediyeler ve CHP diyor.